Yazar Selahattin Yusuf'la Halide Edip Adıvar'ı konuşuyoruz. Yazar, akademisyen, öğretmen, siyasetçi ama bana göre hepsinden önemlisi önde duran güçlü kadındır Halide Edip Adıvar. Kadın hakları savunucusudur, kız çocuklarının eğitiminin savunucusudur, vatanın savunucusudur Halide Edip Adıvar. O kadar uzun dur ki anlatmak da kolay değil onun hikayesini. O yüzden nereden başlamak istersen diyerek devredeyim sözü. O kadar uzun olması çok normal. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyorlar. Evet. Halide Edip Adıvar ve kuşağının tek işle yetinmesi imkansız. Öyle bir konjonktürde yaşıyorlar çünkü. Türkiye, Osmanlı Devleti saldırı altında, işgaller olmuş, bir sürü şey var. Edebiyatçıların sadece edebiyatçı olması gibi bir lüksleri yok, olmadığı bir evrede. Bir de Halide Edip Adıvar... Düşünce insanı, kanaat önderi de olmak durumunda kalmışlar. Aynı zamanda onbaşı olmak zorunda Halide Edip Adıvar gibi. Evet. Tabii ve evet. Savaşın zaferden sonra da başçavuş oluyor biliyorsun. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin ya da onların deyişiyle milli mücahede orijinal ismiyle bir kahramanı aynı zamanda. Hı hı. Olağanüstü bir kişilik, müthiş cesaretli bir kadın. Bir erkek için de cesaretli yaptığı evet, şeyler, evet. Cesaret isteyen şeyler. Malum işte Kızılay gönüllüsü, yardım gönüllüsü ama aynı zamanda sanki muharip olacak gibi bıraksalar. Öyle bir kadın. Ve aynı zamanda savaşın ortasında şiddetin manasızlığını da aynı anda düşünebilecek bir entelektüel cesareti var. O da ilginç bir şey. Yani hem vatan kahramanı ve mücahit, aynı zamanda savaş ve şiddet niye var sorusunu sürekli kafasında taşıyan. Mesela Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında bolca vardır bu işaretler. Şimdi böyle bir kadın, fakat aynı zamanda çok yetenekli bir yazar. Çok iyi bir modern ve modernist yazar. Şimdi Halide Edip Adıvar niye modern ve modernist bir yazar? İmge ve yazı tekniği bakımından, nesir tekniği bakımından modern ve modernist bir yazar. Yani kuşağına göre önde bir yazar, çok ilginç bir şekilde. Anglo-Sakson geleneğini önemsiyor sanatta, edebiyatta. Shakespeare başta olmak üzere İngilizleri, Anglo-Saksonların sanat kavrayışını çok önemsiyor. Onlardaki görkemi ve sadeliği falan sürekli vurgu yapar. Ki yıllar sonra Shakespeare konferansıyla dönecektir. Açılış konuşması... Tabii. Kayda geçmiştir, tarihe geçmiştir. Tabii, nesir söz konusu olduğunda Halide Edip Adıvar sadece dış network'ü itibariyle değil, çünkü İngiltere'de, Amerika'da ve Paris'te çok önemsenen bir yazardır. Hoş onlar tezli yaklaşıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir güçlü kadın figürü üzerinden yaklaşıyorlar. Ama iyi ki öyle olmuş, o bahaneyle Halide Edip Adıvar'ı okumuşlar. Peki okumuşlarda ne olmuş? Şunu bilmişler. Türkiye'nin mücadelesi, varoluş mücadelesini anlamışlar. Belki dalgınlıkla bunu okumak durumunda kalıp anlamışlar. O zamanlar çok etkili şeyler bunlar çünkü. Evet. Sonraları yurt dışında bulunduğunda böyle bir misyon da üstlenmiş Halide Edip Adıvar zaten. Tabii. Ama senin sözünü ettiğin milli mücadele yıllarından başlarsak, çok önemli bir sembol. Evet. Ve benim için şöyle de önemli. Kadın olması, kadın olarak önde olması, o gözüpekliği, tabii, dediğin gibi burada tabii, kadın erkek ayrımı gözetmeksizin bir gözüpeklikten söz ediyoruz. Tabii. Hayır, erkeklere göre bile cesaretli. Evet, direnişçidir. Evet. Direnişi örgütleyendir. Tabii. Ve bütün tabii, bunları tabii, düşünceleriyle, konuşmalarıyla yapabilendir. Evet, çok nevi şahsına münhasır bir karakter. Aynı zamanda da çok iyi bir yazar ve yazarlığını devam ettiriyor. Bir şey daha var yalnız. Eve geldiğinde iki çocuğunun babasının başka bir kadınla evlenmiş olduğunu gördüğünde bunu kabul edemiyor. Şahsi trajedisi başlıyor. Evet, evet, bunu evet, hiçbir zaman sindiremiyor evet, içine. Osman Zeki'dir galiba ilk kocasının ismi. Kendisinden 20 yaş büyük kocası. Sonra Adnan Adıvar'la evleniyor ama o aynı zamanda bir entelektüel arkadaşlık. Evet. Evet. Fakat bana kalırsa kişisel trajedisi bir yırtık olarak kişisel psikolojisinde başlıyor ve hayatı boyunca devam ediyor. Bazı gözüpek davranışlarını bence buradan açıklamak lazım. Milli mücadele Mustafa Kemal'in yanında verdiği o çaba, sonradan fikirlerinin ayrıldığı yerler de evet, olmuş. Var. Ama milli mücadele tam da o dönem İzmir'in işgali, daha evet, sonra İstanbul'un evet, işgali, o dönem bir kahraman
Tabii. Bir vatan kahramanı. Hiç şüphe yok. Ve işte bütün o sözünü ettiğimiz kitaplar hepsinde aslında Burun Kahpe'ye, Türk'ün Ateşle İmtihanı, tabii. Handan, tabii. Daha sayabiliriz arkası gelir. Aslında hep bu deneyimleri yansımış. Tabii. Yani senin söylediğin az önce Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadele'yi belki Batı da bu sayede daha iyi tabii, öğrendi. Tabii, o zaman Sinekli çok kıymetli. Sinekli Bakkal Amerika'da orijinalinden tabii. çevrilmiş tabii. bir eser ve evet. en çok okunan eser. Çok özel, çok yelpazesi geniş. Geniş. Ve bütün bu anlattıklarımızı aslında belki bir bedende, bir ruhta birleştirmek ama kolay da değil. Çok haklısın. Başta dediğim gibi dönem öyle bir dönem. Dönem öyle mesela bir dönem. Sultanahmet sözünü ettiğimiz mitingi ikinci olacak. Meşrutiyet değil mi? Birinci evet, Dünya tabii, Savaşı, Balkan tabii. Harbi, Bunlar Kurtuluş Savaşı. Tabii, böyle bir dönemde bu kadar yine de dimdik duran, kendini, tabii. kimliğini ortaya koyabilen tabii. önemli, nitekim, çok önemli bir entelektüel. Türkiye 39'da geldiğinde bir konferansla tekrar çalkalanıyor ortalık ama evet. çıkışı da bir şeyle, mitingle, Sultanahmet mitingi çok önemli. Kalabalıkları hep etkilemiş. Tabii. O gazetelere basılıyor, Anadolu'nun her yerine yayılıyor ve onunla meşhur oluyor. Sultanahmet mitinginde konuşan kadın. Evet. Küçücük boyuyla Halide Edip adı var. O cesur kadın bu evet. işte diyorlar. Evet. Orada söylediği birkaç şey çok önemli. Fatihlerin, Kanunilerin toprakları özgürlük olmadan yaşayamaz diyor. Müthiş bir isyan şeyi açıyor tabii. Son derece dik başlı bir konuşma o. Ve aynı zamanda diyor ki hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz diyor. O da bir vecize gibi bütün Anadolu'ya. Hep bilinir. Tabii. Evet. Batı'da da bilinmesini sağlayan şeylerden birisi o. Evet. Hasılı kelam Halide Edip adı var, bir evrendir. Doğru. Hakikaten onun içinde bir süre yaşamak gerekir hiç değilse. Evet, Halide Edip adı varı ne kadar okusak o kadar keşfediyoruz. Evet, tabii ki. Onu da okuyucusu zaten yakinen biliyor ama tabii. bir serüvendir Halide evet, Edip bu yakından tanımak. Sonrasında bir siyaset dönemi de oluyor. Evet. Ama hayal kırıklığına aslında uğruyor. Hiçbir zaman öyle de anılmak istemedi bildiğim kadarıyla hiçbir siyasetçi zaman, olarak. Hiçbir zaman CHP'nin karşısında konumlanıyor hep siyasal evet, olarak. Evet, evet. Fakat ısrarla da şunu söylüyor, ben fırka siyaseti yapmıyorum diyor. Hmm. Yani ben partici değilim, ben siyasetçiyim diyor. Bugün çok ayırmakta başarılı olamayacağımız bir ayrım bu, biliyor doğru, musun? Doğru. Yazarların siyaset yapması iyi bir şeydir. Parti siyaseti yapması belki de kötü bir şeydir. Partizanlık bunu, kötü zaman, bir şeydir. Partizanlık kötü evet. bir şey. Bunu o zaman fark ediyor, ısrarla şey yapıyor. Ve dönemi evet. bitmeden milletvekilliğinden de o yüzden istifa zaten ediyor. Zaten bir vedanamede yazıp tabii. ayrılıyor. 1964, 9 Ocak 1964 evet. tarihinde İstanbul'da 80 yaşındayken böbrek yetmezliğinden hayata vefat veda ediyor. Ediyor. Allah rahmet eylesin. Evet, eşinin yanına defnediliyor. Büyük bir yazarımız. Biz hem anmış olalım hem evet. hatırlatmış olalım bir kez daha iyi okumalar.